Günlerden çarşamba, saatler 14'ü gösteriyor. Diplomasi programı ile karşınızdayız. NATO zirvesini konuşacağız elbette. Yankılarını konuşacağız. İkili görüşmeleri, dörtlü zirveyi konuşacağız. Emekli Büyükelçi Onur Öymen İstanbul stüdyosunda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. NATO zirvesi beklenen performansın altında ilerliyor. Zira birçok çözülmesi beklenen sorun, demeç verilmesi beklenen sorun da biraz sürüncemeye bırakıldı. Biraz zayıf gidiyor, öyle görünüyor. Bugün aile fotoğrafı var. Saat 5.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan lider Miçotakis'e görüşecek. Belki orası bizim Libya ile yaptığımız son anlaşma nezdinde çeşitli veriler çıkabilir, çeşitli açıklamalar gelebilir kuşkusuz. Ama elimizde şu an için bu dörtlü zirveden gelen bu fotoğraf var. Ki bu dörtlü zirveye gidişin hikayesi de oldukça farklıydı. Zira Merkel tam da NATO zirvesi öncesinde önce res çekmişti, fakat birkaç ay sonra değiştirdi beyanını ve mülteciler konusunda Türkiye'ye yardım etmek gerekir, çözmek gerekir, hassasiyetleri anlamak gerekir şeklinde daha dereceyi düşük tutan açıklamalar yaptı. Boris Johnson'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ne derece karşılıklı olarak kayda değer oldu bilinmez, ama Macron'un açıklamaları kuşkusuz çok önemliydi. Macron, Trump'la yaptığı, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin hemen ardından çok çarpıcı beyanlarda bulundu. Bizim IŞİD'e karşı beraber savaştığımız, ki YPG terör örgütünü kastediyor, onlarla ilgili bir terör tanımı yapılırsa biz buna katılmayacağız dedi açıkça. Fransa'da elbette bu bakanlar düzeyinde sıklıkla dile getiriliyordu. Ama en üst düzey lider tarafından, üstelik bir NATO zirvesinde deklare edilmiş oldu bu durum. Terör tanımına katılmıyoruz, bizim terör tanımımız farklı dedi. Onun dışında IŞİD'e yardımcı olabilecek bazı gruplarla Türkiye'nin yan yana gelebileceğini ifade etti. Çok çarpıcı suçlamalarda, iddialarda bulundu. Tüm bunların ardından bir dörtlü zirve. Macron da orada, sonuçta Alman lider orada, İngiliz lider orada, Boris Johnson orada, Merkel orada ve Erdoğan. Çıkışta da gayet iyi geçti, verimliydi gibi çok kısa beyanlar oldu ve geniş çaplı bir basın açıklaması olmadı. Buradan başlayalım istiyorum. Bu dörtlü zirvenin gerekliliği neydi? Perde arkasında size göre neler yatıyor ve neler konuşulmuş olabilir? Evet, yani şimdi aslında oradan başlamak gerekirse bir süreden beri bu Avrupa'nın önde gelen ülkeleri dikkat edilecek olursa bu zirvede Amerika yok. Değil mi? Evet. İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye. Niye acaba? Yani çünkü bunlar Avrupalılar olarak farklı bir yaklaşım sergilemeye çalışıyorlar bir süreden beri. Ve o kadar ki gene birkaç ay önce bu Avrupa ordusu meselesini yeniden gündeme getirdiler. Yani NATO'ya alternatif bir Avrupa güvenlik gücü kurma, Amerika'nın etkisi dışında kalacak filan. Fransa öteden beri zaten bu görüşün savunucularından biridir. Ve bir ara Fransa ile, yani 1998'de Fransa ile İngiltere, Saint-Malo'da böyle bir çıkış yaptılar. Ve bir Avrupa ordusu kuracağız, işte 60 bin kişiden olacak filan falan. Fakat neticede kendileri de anladılar ki bunu beceremeyecekler. Dediler ki biz bunu yaparız ama NATO bize yardım ederse. Yani NATO'dan yardım istiyor. İkincisi, efendim böyle önemli bir savunma güvenlik meselesi çıkarsa NATO'ya daima öncelik vereceğiz. İşte NATO yapmazsa ancak Avrupa yapar filan gibi şeyler söylediler. Şimdi aslında daha önce de örneğini gördük. Bu gibi zirvelerden önce çıkışlar yapıyorlar. Mesela Trump bundan önce şey demişti, gene böyle NATO toplantısından önce, NATO köhneleşmiş, eski tabiriyle fersudeleşmiş bir örgüttür demişti. İşte bu sefer de Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyor. Yani NATO artık hiçbir anlamı kalmayan, fiilen ölüm döşeğinde bir örgüt gibi. Burada bir parantez ondan açayım. Sonra, ABD Başkanı Donald Trump çok aşağılayıcı buldu bu ifadeyi, Macron'un evet. Bu ifadesini. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Esenboğa'dan Londra'ya hareket ederken NATO'nun terör örgütleriyle ilgili tavrı konusunda tırnak içinde NATO güncellenmeli vurgusu yaptı. Bunu da bu bağlamda konuşmak istersiniz belki. Tabii, şimdi bunu Türkiye çok uzun yıllardan beri söylüyor. Şimdi NATO'nun temel belgesi stratejik konsept belgesidir. Bu stratejik konsept belgesine bakacak olursanız çok uzun yıllardan beri biz bunun güncelleşmesi sırasında boyuna NATO'nun temel görevlerinden birinin terörle mücadele olması gerektiğini söylüyoruz. 1999'da Washington'da bir NATO zirvesi yapıldı. Ben de oradaydım. O zirve sırasında da bunu uzun boylu tartıştık ve dedik ki NATO'nun temel görevleri sadece nükleer veya konvansiyonel bir saldırıya karşı çıkmaktan ibaret olmamalı. Terörle mücadele de son derece önemlidir.
ve bu kapsama alınmalıdır. Şimdi bunu kabul etmediler. Yani çoğunluk bu görüşü benimsemedi. Fakat gelin görün ki tarihte bir tek kere, yani beşinci madde kapsamına alınmalıdır diyoruz. Tarihte bir tek kere beşinci maddeye kararı alındı NATO'da. O da teröre karşı. 11 Eylül saldırılarından sonra NATO bir gecede beşinci madde kararı aldı. Yani ikiz kulelere ve Pentagon'a yapılan saldırının bütün NATO ülkelerine yapılmış sayılacağını ve herkesin bununla mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Şimdi daha tuhaf tarafı şu, bunları bu sabah BBC bir mülakat yaptı da onları da anlattım. Tuhaf tarafı şu, ondan sonra yeni bir stratejik konsept kabul edildi. 2010 yılında Lizbon'da. Ona bakacak olursanız orada birçok noktada terörden bahsediliyor. Terörle mücadeleden bahsediliyor ama gene terörizm, terörle mücadele NATO'nun temel fonksiyonlarının içinde sayılmıyor. Yani bu aslında son derece düşündürücü. Şimdi de sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği NATO'nun görev çerçevesine alınması lazım, güncelleştirmesi lazım. Bunu biz 20 seneyi aşkın zamandan beri söylüyoruz. Ama netice itibariyle bu işine gelmiyor ülkelerin. Seçici davranacaklar. Büyük devletlerden NATO, mesela Amerika'ya böyle büyük bir terör saldırısı olunca alabiliyorsunuz 5. maddeye. Ama başka bir NATO ülkesine yapılan terör saldırıları bunun dışında kalıyor. Şimdi daha da vahimi şu, NATO'nun geçmişinde böyle sıkıntılar yaşandı. 1993 yılında Almanya, Türkiye'ye askeri ambargo uyguladı. Sebebi ne? Sebebi Almanya'nın Türkiye'ye verdiği zırhlı personel taşıyıcılarını biz Güneydoğu'da PKK ile mücadelede kullanmışız. Yani bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine elindeki silahları teröristlere karşı kullandığı için askeri ambargo uyguluyor. Neden oluyor bunlar? Her birinin iç politikası var. İşte Kürt politikası var, başka politikaları var. Trump'ın kendi sıkıntıları var şu sırada Amerika'da. Onun için biraz Macron'un sıkıntıları var. Sarı yelekler bir yıldan beri her hafta gösteri yapıyor. Yıl dönümünde tekrar sokağa çıktılar ve sanki yeniden başlamış gibi devam etti. İşte her birinin bir Türkiye'nin başka sıkıntıları var. Yani her birinin iç politika sıkıntıları var. Biraz daha dikkatleri çekmek için böyle çıkışlar yapıyorlar. Bunları fazla ciddiye almamak lazım. Yani çok beklenmedik bir yarışma olmadığı takdirde NATO gene varlığını sürdürecektir benim gördüğüm kadarıyla. Ama bu tartışmalar da devam edecektir. Çünkü maalesef bazı konularda özellikle Suriye konusunda mesela pek çok NATO ülkesinin stratejik hedefleri örtüşmüyor. Yani Türkiye'nin Amerika'yla işte Avrupa ülkeleriyle stratejik hedefleri örtüşmüyor. Yani Fransa Suriye'nin hamisi olmak istiyor. Türkiye orada etkili bir rol oynayınca ve Amerika bir ölçüde ve Rusya, Fransa bundan rahatsızlık duyuyor. Kendisinin hiç sözü geçmiyor, adı bile geçmiyor Fransa'nın. Bunlar sıkıntılar doğuruyorlar. Ve onun için bir takım böyle yan meseleler çıkarıyorlar ortaya ki sanki bir şey yapmışlar gibi. Neymiş o? Efendim orada Suriye'nin kuzeyindeki göçmenlere, evlerinden uzaklaştırılanlara yapılacak yardımlar Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılsın filan. Yani bunlar aksi söylenemeyecek laflar. Buna benzer şey, kimse sivillere saldırmasın. Kim kalkıp da ben sivillere saldıracağım diyor. Değil mi? Yani buna benzer şeyler var, sıkıntılar var. Ama meselenin özünü kimse konuşmuyor. Ya meselenin özü şu, ben bu sabah da işte o BBC programında anlattım. Şimdi Amerika diyor ki PKK ile PYD arasında bir ilişki yoktur diyor, değil mi? İki ayrı örgüt. İki ayrı örgüt. Peki vardır diyen kim? Vardır diyen kim Türkiye'nin dışında? Amerika'nın en son Şam Büyükelçisi. Evet. Robert Ford. Adam bir makale yazdı. Daha önce de galiba Halk TV'de de söylemiştim. Evet. Bu makalede açık bir şekilde PYD'yi PKK'nın kurdurduğunu söylüyor. Kandil Dağı'nda. Osman Öcalan'ın bu konudaki beyanlarına değiniyor. Barzani, bu ikisi PYD ve PKK aynı örgüttür diyor. Birçok açıdan kaynak gösteriyor. Yani o kadar çok kaynak var. Fakat bile bile göz göre göre bunlar bizim müttefikimizdir diyor. Onlar sayesinde şeyi IŞİD'i bertaraf ettik filan. Şunu kimse sormuyor. BBC bir program hazırladı birkaç ay önce. Rakka'daki, Rakka İslam örgütü yani IŞİD'in fiilen merkezi gibiydi. Bir safhada artık direnemeyecekler anladılar. Orayı boşalttılar. Onların boşaltılmasında bu
PYD, YPG rol oynadı. BBC'ye bakacak olursanız bunları himaye ettiler diyor. PYD, PKK'yı, PYD ve YPG IŞİD'lilerin Rakka'dan boşaltılma silahlarıyla birlikte uzaklaştırılmasında onlara yardımcı oldu. Onlara hoşgörü gösterdi diyor. Şimdi neresinden tutacaksınız? Yani bu sıkıntılar farklı stratejik hedeflerden kaynaklanıyor. Herkesin farklı stratejik hedefleri savunmasından kaynaklanıyor. Bu NATO toplantısında da bu tablo çıktı ortaya bir kere. Yani farklı, biz onlara terörist demiyoruz. Neye göre demiyorsunuz? Neye göre diyorsunuz? Yani elinizde bunlara terör örgütü değildir diyecek bir delil var mı? Bir belge var mı? Bizim elimizde belgeler var işte. Demin birkaç tane örneğini verdik. Bu şeyle Türkiye'deki bazı terör eylemlerini yapan teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde bu YPG tarafından eğitildiğine dair ifadeler var. Bu Amerikan Büyükelçisi'nin makalesinde de var bunlar. Yani bu kadar elimizde somut belge ve delil varken siz bunları yok farz edeceksiniz. Bizce onlar terörist değildir, bizce müttefikimizdir. Bizce işte onlar olmasaydı IŞİD'le mücadele edemezdik Suriye'de. Yani Türkiye'den daha mı önemli bir güç bu? Türkiye ile işbirliği yapmayı denediniz de Türkiye mi reddetti IŞİD'le mücadelede? Şimdi kendisi söylüyor Trump'ın bu şeyin, Bağdadi'nin, IŞİD'in lideri Bağdadi'nin bertaraf edilmesine en büyük desteği Türkiye'den gördük diyor. Ailesini yakalayan Türkiye. Birçok IŞİD mensubunu yakalayan, hapse atan Türkiye. Yani değil mi? Şimdi bunlara bakacak olursanız Türkiye'ye karşı öyle haksız suçlamalar yapılıyor. NATO zirvesini konuşmaya devam edeceğiz Onur Ömen'le ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönelim. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztürk konuşuyor. Vakıfbank'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na hisselerinin devri konusunda oraya bir kulak veriyoruz. Bizler Faik Öztürk'ün açıklamasını canlı olarak ekranlara getirdik. Özellikle Vakıfbank'ın devri konusunda söyledikleri çok çarpıcıydı. Haber bültenlerimizde detaylarıyla aktarmaya devam edeceğiz. Bulur mu? Bizler NATO zirvesini konuşmaya devam ediyoruz. Ne konuştuk? Dörtlü fotoğrafı konuştuk. İngiliz lider Boris Johnson, Alman lider Merkel ve Macron, Fransız lider, ki Fransız lider Macron'un NATO'nun beyin ölümü sözleri çok önemliydi. IŞİD konusunda çeşitli suçlamalarda bulundu. Siz bunu iç siyasetle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini, Fransa'da sarı yelekliler protestosuna işaret ettiniz. Bir yandan YPG üzerinden terör tanımının farklı olduğunu söyledi. Tüm bunlar iç siyasetine yönelik bazı hamleler olabilir. Bütün dünyada bir halihazırda iç siyasetlerde karışıklık olduğu için NATO zirvesine dahi üst düzey bu liderlerin söylemleri iç siyaset anlamında olabiliyor. Güncellenme meselesini konuştuk. NATO'nun geçmişine dair çok çarpıcı örnekler verdiniz. Ama NATO zirvesinde belki de bugün konuşulacak. Ufak ufak aslında çıtlatıldı bu durumda. Bir yandan Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri söyledi. Türkiye'nin karşı çıktığı ya da bizzat içinde bulunduğu bazı sorunların burada konuşulacağının garantisini veririm ama çözümün garantisini veremem gibi bir ifadede bulunmuştu. O sorunlardan biri de S-400 meselesi. Şimdi NATO ülkeleri, NATO'nun önde gelen ülkeleri sanki şöyle davranıyorlar. Daha önce hiçbir NATO ülkesi Rusya'dan böyle bir füze savunma sistemi hiç almamış gibi davranıyor. Ama bunun bir karşılığı yok. Yunanistan örneğini biliyoruz. Ayrıca NATO bünyesinde bulunan 3 ülke, Romanya var, Bulgaristan var. 3 ayrı ülkenin biz S-400 olmasa da S-400 muadili, daha düşük modellerinin kullanıldığını biliyoruz. Fakat şu an estirilen hava sanki sadece Türkiye bunu yapmış durumda ve Macron şunu ifade etti. Tamamen daha önce hiç alınmamış gibi davranmayı artık en tepe noktaya çıkardı ve şunu söyledi. Türkiye bir NATO ülkesi, S-400 bir Rusya füze savunma sistemi. Böyle bir şey nasıl olabilir diye sordu. Geçmişi unutmuşçasına. Bu konuda neler söylersin? Evet, yani şimdi bu S-400'ler konusunun arkasında tam ne yattığı zaman içinde daha iyi anlaşılacak. Çünkü burada belli ki Patriot'ların alınmamış olması sıkıntı yaratıyor. Yani Yunanistan vaktiyle Güney Kıbrıs'a verilmek istenen S-300'leri aldığı zaman Girit'e kimse buna tepki göstermedi. Efendim bunları aktive etmişler, etmemişler filan, aktif hale getirmişler, getirmemişler. Halbuki Yunanistan, İsrail'le yaptığı ortak tatbikatta bunları aktif hale getirdi. Romanya ve Slovenya, bildiğim kadarıyla Slovakya, Paris'te yapılan bir tatbikatta, NATO tatbikatında bu füzeleri aktif olarak kullandı. O bakımdan yani şimdi kalkıp da böyle Türkiye'yi tek başına sanki büyük bir
suç işlemiş gibi takdim etmek son derece yanlış. Buna da tepki göstermek lazım. Kaldı ki evvelce Soğuk Savaş bittikten sonra bir NATO ile Rusya arasında ortaklık konseyi kuruldu. Ve pek çok konu, güvenlik konuları dahil, askeri konular dahil o ortaklık konseyinde tartışıldı. Bir konsey de NATO ile Ukrayna arasında kuruldu. Şimdi bütün bunlar ortadayken yani böyle büyük bir suç yapmış Türkiye işlemiş falan. Peki Patriotları siz uygun koşullarda Türkiye'ye vermek istediniz de Türkiye mi almadı? Değil mi? Trump'ın kendisi diyor ki... Trump işte kendi bu, de söylüyor. Kendi söylüyor. Bütün hata diyor Obama yönetiminde. Peki Obama yönetimi bu hatayı yaptıysa niye bunun cezasını Türkiye'ye vereceksiniz? Değil mi? Niye Türkiye'yi F-35'lerden çıkaracaksınız? Bunların manası yok. Yalnız burada bir şey daha var. İster ister S-400'ler olsun, ister efendim Patriot'lar olsun, bunların yazılımı ne olacak? Yani bizim esas üzerinde durmamız gereken budur. Ki son programda için, çok önemli uyarılarda bulunuyoruz. Ya biz yıllardan beri bunu söylüyoruz ki bu sistemlerin Türkiye'nin milli sistemi olması lazım. Nasıl İsrail'in, İran'ın milli sistemleri varsa füze savunma sistemleri Türkiye'nin de olması lazım. Bunu da her vesileyle hatırlatmak lazım, dile getirmek lazım. Aksi takdirde bu yazılım meselesi Türkiye'nin başına sıkıntı açabilir. Yani Rusya kendisi yazacaksa o yazılımı bu füzelerde dost ve düşman tanımı nasıl yapılacak? Mesela Suriye ile herhangi bir hava çatışmasına falan girse Türkiye bunların yazılımında Suriye dost ülke gözüküyorsa nasıl kullanacaksınız bu füzeleri? Değil mi? Veya tersi. Her neyse. Şimdi neticede yani bu sistemin mutlaka yerli bir sisteme dönüştürülmesi lazım. Benim kanaatim bu. Ne kadar gecikmiş olsak da gene de zararın neresinden dönsek kârdır diye düşünüyorum. Şimdi F-35'lere gelince, F-35'ler konusunda şu soruyu kimse sormuyor. F-35'ler dünyanın en gelişmiş uçağı ise, Avrupa'nın en zengin NATO ülkesi de Almanya ise, Almanya niye F-35'leri almıyor? Neden bu tercihini kullanmıyor? Neden kullanmıyor? Niye Fransa almıyor? Da Eurofighter diye aynı görevi aşağı yukarı yapacak bir kendi sistemlerini, Avrupa uçak sistemlerini geliştirdiler. Türkiye de söylendi, Türkiye de girsin buna filan diye ama Türkiye yanaşmadı, F-35'leri tercih etti. Ve bunun da şimdi bedelini ödüyoruz. Yani Amerika ile böyle büyük bir askeri alım anlaşması yaptığınız zaman bileceksiniz ki Amerikan hükümeti daima esnek bir hüküm koyar içine. Yani bunun yürürlüğe sokulması için Amerikan hükümeti elinden gelen bütün gayreti gösterecektir diye bir laf. Ne anlama geliyor? Yani bu bir taahhüt mü değil mi? Taahhüt edemeyiz. Niye edemezsiniz? Çünkü kongre her an engelleyebilir. Son söz kongrededir. Hep bir şerh koyuyor. Her bir şerh koyuyor bu gibi durumlarda. O bakımdan şimdi kongre bakıyorsunuz, pat bunu engellemeye kalkıyor. Siz burada bu kadar para harcamışsınız buna. Yani $1 milyar fazla para harcamışsınız. Bu kadar yatırım yapmışsınız. Bu kadar şirketiniz bunların parçalarını üretmeye başlamış. Bir anda halıyı çekiveriyor altınızdan. Niye? Patriotları alsa Amerikan sanayi daha çok para kazanacak filan, bir de işin ticari boyutu var. Trump'ın da bütün NATO ülkelerini gayri safi milli hasılalarının %2'sinden fazla savunma harcaması yapmaya zorlamasının arkasında da bunlar yatıyor. Yani ne olacak? Kimden alacaklar Amerika'dan başka pek çok savunma sanayi ürününü? Amerika'dan alacaklar. Ve Amerikan sanayi bu işten para kazanacak. Onun için diyor ki %2'den fazla gayri safi milli hasılanızın %2'sinden fazla harcama yapacaksınız. 29 NATO ülkesi var. Kaçının harcaması %9'un, %2'nin üzerinde? Sadece 9 ülke. Sadece 9 ülke. Türkiye mesela %80, %1.81 filan. Şimdi bir de şuna bakmak lazım. Bu harcamaları yapıyor ülkeler. Nereye yapıyorlar? Ne kadarını personel harcaması olarak yapıyorsunuz? Ne kadarını savunma sanayi harcaması olarak yapıyorsunuz? Yatırım olarak yapıyorsunuz. Şimdi Türkiye'ye bakarsanız, Türkiye bütün NATO ülkeleri arasında nispi olarak personel harcamasının en düşük olduğu ülkelerden biri. Ama biz yatırım harcamaları bizim daha fazla, askeri alımlar daha fazla falan. Ama bazı Avrupa ülkelerinde Almanya falan gibi askeri personel harcamaları ön plana çıkıyor. Onlarda maliyeti daha yüksek askerlerin. Orada personel harcamaları daha yüksek. Yani şöyle bir dengeye bakacak olursanız, yalnız
gayri safi milli hasıla için yüzde kaç değil, bu NATO savunma harcamalarının yüzde kaçı yatırım harcamasıdır, silahlanmaya harcanan paradır, yüzde kaçı personel harcamasıdır. Bunlara da bakmak lazım. Şimdi bir diğer konu, bugün belki de gerçekleşecek olan saat 17.30'da Yunan lider Mitsotakis'le görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Masadaki konu elbette Doğu Akdeniz olacak. Bununla bağlantılı olarak geçtiğimiz haftayı meşgul eden en önemli gündem maddesi, ki çok büyük oranda birçok görüşten insan tarafından, eski askeri uzmanlar tarafından da takdirle karşılanan bir Libya anlaşması var. Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlıklarını karşılıklı olarak birleştirilmesi, karşılıklı hem ticaret hem yolcu taşımacılığı hem de bunun yanında tabii ki politik öneme sahip deniz üstünde bir hakimiyet kurma. Tabii bunun bir başka önemi Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs arasında o kurulan üçgeni bir bakıma bıçak gibi engellemiş olmak. Doğu Akdeniz'deki bu ittifaka karşı da böyle bir hamle yapılmış oldu. Bugün 17.30'da bu görüşmeden de NATO zirvesinin genel seyri evet düşük tempoda gidiyor. Belki bundan da çok ciddi bir şey çıkmayacak ama bu bağlamda Türkiye'nin Libya anlaşması bağlamında Yunanistan'la ilişkileri nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Vallahi yani Yunanistan'la ilişkiler her zaman zor olmuştur. Geçmişte de her dönemde zorlukla karşılaşmışızdır. Çünkü Yunanistan'ın temel politikası fiili durum yaratarak avantaj kazanma politikasıdır. Yani bunlar bu Kıbrıs civarındaki doğalgaz yataklarının bulunması ve ondan sonra yapılan anlaşmalarla İsrail'le Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan arasında Amerika'nın da desteğiyle zannettiler ki Türkiye'ye karşı büyük bir avantaj sağladılar. İşte fakat Türkiye'nin şimdi bu Libya ile yaptığı anlaşma bu işi bozdu. Bununla ilgili ne söylenebilir? Şimdi bu anlaşmayı bir kere bunu tam bir anlaşma haline getirmek lazım. Mutabakat muhtırası ama meclislerden de geçerek tam bir anlaşma haline getirmekte, yani meclislerin onayladığı bir anlaşma haline getirmekte fayda var. Keşke bunu daha önce yapabilseydik. Şimdi ayrıca bizim de buna benzer bir anlaşmayı Mısır'la yapmamız lazım mesela. Fakat Mısır'la ilişkilerimiz o kadar bozuk ki şu sırada gündeme bile getirmemiz mümkün değil bunu Mısır'la. O zaman ne yapacağız? Mısır'la ilişkileri düzelteceğiz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Mısır'la anlaşma yaptı aynı konuda. Fakat bu anlaşma Mısır'ın aleyhine. Yani Türkiye ile Libya ile olduğu gibi Türkiye ile Mısır arasında adil bir anlaşma imzalanırsa ortay hat esasına falan dikkat eden, onu dikkate alan neticede bu Mısır'ın da lehine olacak. Aynı şekilde bir anlaşmayı Lübnan'la yapabilirsiniz. Aynı şekilde Suriye ile yapabilirsiniz. Suriye ile ilişkileri düzeltebilirsiniz. İsrail ile yapabilirsiniz. İsrail ile ilişkileri düzeltebilirsiniz. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin genel dış politika çerçevesine oturtulması gereken konulardır. Yani bir ülkeyle ilişkileriniz bozuksa ve kötüye gitmişse ve gidiyorsa o zaman bunun mutlaka yansımaları oluyor çeşitli alanlara. Ekonomiye de oluyor, işte bu deniz sahalarına da oluyor, başka işlere de oluyor. Onun için yani ilişkileri mümkün olduğu kadar iyi düzeyde tutacaksınız. Efendim İsrail babamızın oğlu mu? Gayet tabii ki değil. İsrail'e şikayet ettiğimiz politikalarımız çok var. Ama İsrail ilişkileri kurduğumuz 1948 yılından beri bu ilişkiler devamlı inişli çıkışlı bir seyir göstermiştir. Yani ne ebedi yani ilişkileri gömdük toprağa bir daha biz bunlarla sıkışmayız demeyeceksiniz. Yani bunu demek de yanlıştır. Efendim her ne olursa olsun göklere çıkaralım ilişkilerimizi, bu da yanlıştır. Makul ve dengeli ölçüler içinde yapacaksınız ve öyle ona dikkat edeceksiniz ki bu ilişkilerin kötüye gittiği dönemlerde ilişkiler bozulmasın. Genel ilişkilerin tamamı tahrip olmasın. Mesela İsrail'le ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde Amerikan Kongresi'nde Yahudi lobisi Türkiye'ye çok destek verirdi. Yani özellikle bu Ermeni soykırım iddiaları falan konusunda bunlar Türkiye'nin destekçisi olurlardı orada. Başka konularda da Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde de bunların desteğini gördük zaman zaman. Yani böyle dış politika biraz akıl işi, biraz denge işi. Duygusal olmayacaksınız. Gerektiğinde tepki göstermek gerekirse göstereceksiniz. Mesela geçmişte de bu hükümetten önce de biz büyükelçi düzeyinden daha aşağı düzeyde indirdik. İkinci katip düzeyine de bile indirdik. Ama sonra yeniden normalleşti. İşte bu inişler çıkışlar dış politikada oluyor. Suriye aynı şekilde. Yani Suriye işte muhalefete kötü muamele yaptı. Çok insanı öldürdü bilmem ne. Doğru. Buna tepki göstermekte haklı mıyız? Haksız. Haklıyız. Peki ne yapabilirdik? Bunun uluslararası kuruluşları var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu var. Oraya götürürsünüz. Yani uluslararası ceza mahkemesi var. Gerekirse mümkünse oraya götürürsünüz. Başka yolları var.
Ama yani bu böyledir diye biz bütün ilişkileri tamamen kesmek yoluna gittik ki bu da bence o kadar doğru olmadı. Şimdi bunun sonuçlarını çekiyoruz bu anda. Niye? Çünkü Adana mutabakatı diyoruz, değil mi? Evet. Adana mutabakatı 98. Adana mutabakatı daha sonra da 2011'de Türkiye ile Suriye arasında bu konuda terörle mücadele alanında işbirliği anlaşması yaptık. Meclisten de geçti. Şimdi bunların yürürlüğe sokulması için Türkiye ile Suriye arasındaki ortak mekanizmaları harekete geçirmeniz lazım. Ruslar da, İranlılar da, hatta bizimkiler de zaman zaman Adana Mutabakatı'ndan bahsediyor. Fakat bunu tam yürürlüğe sokamıyoruz. Niye? İki sebebi var. Bir tanesi bu. Yani ilişkileriniz yoksa Türkiye ile Suriye arasındaki ortak mekanizmaları, genel kurmaylar arasında, teknik düzeyde falan bu mekanizmaları nasıl işleyeceksiniz? İki, masaya oturttunuz. Oturdunuz. Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki bakın Suriye topraklarında terörle mücadele sizin görevinizdir. Değil mi? Onun için PYD ile de mücadele etmenizi istiyoruz. Suriye'de buna ne diyecek zaten kendisi Birleşmiş Milletler'e PYD'nin bir terör örgütü olduğunu ilan etmiş. Evet. Fakat onlar size ne diyecek? Siz de işte Özgür Suriye Ordusu, yeni adıyla Milli Suriye Ordusu ile ilişkinizi kesin diyecekler. Bizim için onlar da terörist diyecekler. Ne diyeceksiniz, ne yapacaksınız? %100 bunu söyleyecekler. Bunu diyecekler. Yani buna hazırlıklı olmak lazım. Bu söylendiği zaman verecek cevaplarınız var filbaki. Yani bunlar meşru muhalefet örgütleri gibi Birleşmiş Milletler'in Suriye ile ilişkin çalışmalarına katılıyorlar filan ama neticede bu sizi zora sokabilecek bir noktadır. Burada da dikkat etmek lazım. Yani Türkiye nereye kadar Suriye yönelik askeri operasyonları çeşitli örgütler tarafından yapılan destekleyecek, nereye kadar kendi sınırını çizecek bu konularda bunları da konuşmak lazım. Bir de hadi Suriye'nin bazı topraklarında operasyon yapmak zorundaydık. Çünkü orada Türkiye'ye saldıran terör örgütü var. PYD var. Güvenlik tedbiri. YPG güvenlik tedbiri tamam. Ama hangi noktada siz bu Suriye topraklarını kontrol ettiniz, Suriye topraklarını Suriye'ye devredeceksiniz. Bunu siyasetçilerimiz söylüyorlar. İlelebet orada kalmayacağız, vereceğiz falan ama mesela şu koşullar gerçekleşirse vereceğiz demekte fayda var. İkincisi, bu topraklara yeniden yerleşecek Suriyeliler var. Diyelim ki 1 milyon diyor Sayın Cumhurbaşkanı, Suriye'de kuzey bizim sınırımızda olan bölgelere 1 milyon da Rakka civarında yani 2 milyon. Peki bu 2 milyon insanı kim yönetecek? Kim yönetecek? Yani Türkiye orada nasıl sağlanacak? Türkiye orada adı konmamış bir devlet kim mi çalışacak? Yoksa kendi içlerinden seçtikleri insanlar mı yönetecek? O seçimi nasıl yapacaksınız? Kim yapacak? Kime karşı sorumlu olacak bunlar? Bu yeni yönetimin yani o bölgenin diyelim yönetiminin Suriye hükümetiyle ilişkisi ne olacak? Yani o yönetim Suriye'yi düşman ülke olarak mı sayacak? Şimdi siz bir taraftan Suriye ile bu kadar hasım ülke konumundasınız. Fakat bir taraftan da Suriye konusunda en yakın ilişki kurduğunuz Rusya ve İran Suriye ile çok yakın ilişki içinde. Burada da bir çelişki var. Yani bütün bu çelişkileri bizim oturup bir masaya değerlendirmemiz lazım. Ve nerede hangi adımı atarsak olumlu yönde gelişmeler sağlarız. Buna bakmak lazım. Yoksa yani böyle sadece kızgınlıkla, kinle, öfkeyle efendim yaptığı yanlışları Suriye'nin sürekli bir ihtilaf konusu olarak saymaya devam etmekle gideceğimiz yer sınırlıdır. Yani bugün Türkiye'den başka hangi ülke dünyada Suriye'ye karşı bu kadar sert bir diplomasi izliyor? Değil mi? Yani Amerika bile kimyasal silah kullanırsa Suriye'ye hemen müdahale ederiz dedi. İşte birkaç defa kullanına dair raporlar çıktı. Yapmadı, yapamadı. Avrupalılar yapamadı. Seviye olarak en tepede bazı biz varız. Arap ülkeleri diplomatik ilişki kuruyor. Yani en üst düzeyde Türkiye. Yani Suriye'ye en sert tepki gösteren ülke Türkiye. Acaba neden? Yani bir de şunu unutmamak lazım. Bu Suriye hükümetinden en çok rahatsız olan kim? İsrail. İsrail bunları defalarca bombardıman etti. Çünkü İran'dan aldığı bazı füzeleri Hamas'a, Hizbullah'a gönderiyor filan diye. Fakat şunu da unutmayalım. Yani bizim en büyük hasım saydığımız Suriye aynı zamanda İsrail'in de en büyük hasmı. İran'la işbirliği dolayısıyla.
Bu da bir çelişki oluşturmuyor mu? Yani böyle uluslararası ilişkiler biraz böyle gergef dokur gibi işlemek lazım, öyle görmek lazım. Yani nerede hangi adımı atarsak hem Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eder hem de bölgede barışın, istikrarın yaratılmasına yardımcı olur. Bütün bunların ekonomik boyutu var. Şimdi Suriye iyi kötü bir şekilde bir sonuca varacak, Suriye meselesi. Ve Suriye'nin muazzam bir kalkınma ihtiyacı var. Yeniden imar ihtiyacı var. Biz Suriye ile sürekli olarak ihtilafı sürdürürsek bu kalkınma hamlesinde veya yeniden imar hamlesinde Türkiye'nin pay alma şansı artar mı, azalır mı? Bütün bunları konuşmamız lazım, düşünmemiz lazım. Yani bunlar ciddi işler. Ve dediğim gibi dış işlerinin bu konularda çok tecrübesi vardır. Dediğim gibi böyle duygusal tepkilerle bu işlerde başarılı sonuç almak anlık ihtimalimiz azdır. Bir de Rusya, görüyorsunuz yani Rusya ile bu kadar yakın ilişki içindeyiz. Peki Rusya PYD terör örgütüdür diyor mu? Demiyor. Amerika'da demiyor, Rusya'da demiyor. Peki İran diyor mu? İran da demiyor. Yani o zaman yani en yakın ilişki kurduğunuz Suriye konusunda ülkeleri bile sizin çizginize getirmekte zorlanıyoruz. Niye? Çünkü onların da kendi başka menfaatleri var. Rusya'nın da bir Kürt politikası var. İran'ın da bir Kürt politikası var. Son olarak veda ederken aile fotoğrafını da ekranlara getirelim. Dakikalar önce kayda geçti. Londra zirvesi, NATO'nun liderlerin fotoğrafı bu şekilde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında görüyoruz. Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri ve hemen yanında ev sahibi İngiltere lideri Boris Johnson'ı görüyoruz. Her zaman olduğu gibi Fransa ve Almanya liderleri yan yana, Merkel ve Macron. Zirvenin bugünkü detaylarında neler olacak? Akşam ana haber bülteninde İrfan'da İrmenci ile tüm detaylarına ulaşacaksınız. Hemen ardımızdan saat başında Mustafa Sönmez karşınızda olacak. Değerli konuyla birlikte efendim. Hoşçakalın.